Daha çözüm Yozgat tüm ilçe ve köylerimizde hane ve esnaf ziyaretleriyle halkımızın yanında olacak. Esnafıyla, işçisiyle, köylüsüyle, genciyle, kadın, erkeğiyle, tüm Yozgat halkıyla kol kola kentimizin ve ülkemizin sorunlarını konuşacak. Yine halkımızdan gelen önerilerle sorunlara çözüm üreteceğiz. Katılımcı demokrasi anlayışı ile halkımızdan aldığımız görüşleri CHP Yozgat İl Başkanlığımız ve CHP Genel Merkezimizin politikalarıyla çözüme kavuşturacak plan ve programlar hazırlayacağız. Ve bu programları halkımıza sunarak hemşerilerimizle birlikte kentimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulacağız. Parti örgütümüzden oluşan saha çözüm ekibimiz parti politikalarına hakim, kentimizin sorunlarının farkında ve iletişim konusunda eğitim almış profesyonel partililerimizden oluşmaktadır. Çalışma boyunca ekibimiz merkez ilçemizden başlayarak ilçe ve köylerimizde tüm hane ve iş yerlerini ziyaret edip vatandaşlarımıza partimizin politikalarını anlatacak. İktidar olduğumuzda hayata geçireceğimiz aile destekleri sigortası, Merkez Türkiye projesi, tarım ve hayvancılık politikalarımızı tanıtacak ve sorunlarını dinleyecek. Rapor haline getirecekler. Hazırlanan bu raporlar genel merkezimize sunulacak ve çözüm yolları ortaya konulacaktır. Bu süre zarfında esnafımızın, çiftçimizin, sivil toplum kurumları ve kanaat önderleriyle bir araya gelinecek ve kentimizin ekonomik kalkınmasıyla ilgili düşünceler kentimizin tüm paydaşlarından öğrenilecektir. SHP Saha Çözüm Yozgat bu amaç ve hedeflerle genel merkezimizin ve il başkanlığımızın liderliğine yola çıkıyor. Sorunların çözüldüğü bir Yozgat ve Türkiye hedefiyle çalınmadı kapı, kulak verilmedik hemşerimiz bırakmamak üzere Yozgat'ta sahaya çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bizler gerek meclis grubumuzda, gerek parti meclisi grubumuzda, gerekse merkez yönetim kurulu üyeleri tarafından oluşturulan toplam 17 birim, 17 komisyonla Türkiye'nin her bir tarafına gidip Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Yozgatlıların sorununun ne olduğunu şimdiden tespit etmek üzere iktidara geldiğimizde bir düğmeye bastığımızda Yozgatlı hemşehrilerimizin bizden isteklerinin ve beklentilerinin neler olduğunu öğrenebileceğimiz bir çalışmayı bugün Yozgat ilimizde başlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bugüne kadar 14 ilde bu çalışmayı başlattık. 10'a yakın ilimizde bitirdik. Bugün 15. ildeyiz. Önümüzdeki günler itibariyle de değişik illerde bu çalışmayı devam ettireceğiz. Sevgili Yozgatlı hemşehrilerim, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulabilmenin
kısa bir süre sonra çaresi bulunacak. Kısa bir süre sonra Türkiye'nin önüne sandık gelecek ve 21 yıldır Türkiye'de yaşanan başta hak, hukuk, adalet anlayışına ters düşen bu siyasi iktidardan hesap sorulabilecek. Türkiye'de var olan köylümüzün, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, emeklilerimizin içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulabilecek bir yeni iktidara ihtiyaç olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yozgatlı hemşehrilerimizin bizlerden isteklerinin ne olduğunu öğrenebilmek için 2 ay süreyle yapacağımız bu çalışmada toplam Yozgat ilinde bulunan 418.500 nüfusun büyük bir çoğunluğuna, 234.000 haneye, 23.680 iş yerine ve 14 ilçemize, 22 beldemize ve bizzat köylerimize gidip bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Yozgat ilinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Bu yönüyle baktığımızda da bu sorunların tespiti sadece kapıda kalmayacak. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ çözüm masasının kayıtlarına girecek ve iktidarımızda hangi ilçemizde, hangi beldemizde, hangi köyümüzde hangi sorunun olduğunu bir düğmeye bastığımızda bunu görüp çözüme kavuşturacağız. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm çalışma birimleri bütün Türkiye'de süreci devam ettiriyor ve programlarımızı söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında ilk 100 günde neler yapabileceğimizi, ilk 6 ayda neler yapabileceğimizi, ilk 1 yılda neler yapabileceğimizi bu çantanın içinde bulunan broşürlerle beraber genç arkadaşlarımız bizzat tüm konutlara, tüm iş yerlerine, tüm evlere giderek bunu anlatacak ve kayıt altına alacak. Bugün Yozgat'tayız, yarın başka bir kentteyiz ama bugün havanın soğuk olmasıyla birlikte Yozgatlı hemşehrilerimizin bizleri bu kadar sıcak karşılamasından dolayı büyük memnuniyet ve onur duyduğumu ifade ediyorum. Yozgat Anadolu'muzun çok kıymetli kentlerinden bir tanesi. Biz burada 15. il olarak bulunmaktayız. Yaklaşık bir yıldır 14 ilde sağ çözüm çalışmaları başladı. Birçoğunda bitirildi. Bu sürecin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulları olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sağ çözüm, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun'un başkanlığında oluşturulmuş. Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün ve parti meclis üyesi ben Devrim Barış Çelik'in koordinasyonunda yürütülmekte olan bir çalışma. Bizim partimizin gençlik ve kadın örgütlerinden arkadaşlarımızın profesyonel eğitim alarak iletişim becerisi, parti politikalarına hakimiyetine ile ilgili eğitimleri tamamladıktan sonra Yozgat ilinin öncelikle merkezi olmak üzere yani toplam 14 ilçede, 22 beldede, 550 köyde bütün iş yerlerini ve bütün haneleri tek tek gezerek vatandaşın, esnafın, iş yeri sahibinin sorunlarını yerinde tespit ederek varsa somut çözüm önerilerimizi onlara kapılarında anlatarak yoksa da bunları partiye bildirerek parti politikalarının gelişmesine katkı koymak amacıyla bizim tek tek ziyaret ettiğimiz bir çözüm çalışması. Biz sadece merkezde olmayacağız. Biz Sorgun'da olacağız. Biz Yerköy'de olacağız. Biz Boğazlıyan'da olacağız. Biz bundan sonra Yozgat'ın bütün ilçelerinde sağ çözüm ekipleriyle birlikte olacağız. 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa'nın diğer partileri olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığını belirlemesinden sonra biz iktidarı değiştirmek için sağ çalışmamızı, tüm hızıyla sürdüreceğiz. Gerçekten acı bir durum.
Bu şekildeki hayat şartlarında bir engellinin maaşını 1500 lirayla yapmayla, 2000 lirayla yapmayla geçinemez hale gelmiş bir durumdayız. Yozgat Bozok Engelliler Derneği olarak biz müracaat ettiğimiz bazı devlet dairelerinden maalesef kendimizi izah ettiğimiz halde bunları alamıyoruz. Genişler. Sağ olun. Tabii.